Değerli tüketicilerimiz, bugünkü videomuzda sizlere Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak sütün çiftlikten sofraya olan yolculuğundan bahsetmek istiyoruz. Bugün entegre bir tesisimizde sizlere yoğurt ve peynir yapımı ile ilgili kısa bilgiler vereceğiz. Yaşamın bir mucizesi olan sütün geçmişi insanlık tarihi kadar eskidir. Dünyada birçok canlının ilk tanıştığı gıda süttür. Süt yaklaşık olarak %85 ile %90'ı sudan oluşurken %10-15 civarı kuru maddeden oluşmaktadır. İçerisinde yüksek miktarda kalsiyum ve potasyum bulunduran süt özellikle çocukların kemik ve diş gelişiminde büyük rol oynamaktadır. Aynı zamanda içerdiği hayvansal protein ile organlarımızın sağlıklı bir şekilde çalışmasına katkı sunmaktadır. Bunun yanında sütten elde edilen yoğurt, kefir, peynir gibi ürünler probiyotik etkisiyle mide bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı olmaktadır. Gösteren onaylı bir süt işletmesine ziyarete geldik. Yanımızda Ayşe Hanım var. Ayşe Hanım bugün bize sütün kabulünden itibaren işletmede gördüğü prosesleri aktaracak. Ayşe Hanım. Çiftliklerimizden gelen sütlerimizi laboratuvar ortamında uygun analizleri yaptıktan sonra analizlerimiz antibiyotiğine bakıyoruz. Proteinini, yağını, kuru maddesini ve bunların uygun olduğunu kabul ettikten sonra klorifike ediyoruz. Yani klorifike separatör demek. Temizleme separatörü 4 dereceye soğutarak depolama tanklarımızı alıyoruz ve depolama tanklarından sonra da çeşitli ürünlerimize göre pastörizasyon işlemini yapıyoruz. Pastörizasyon işleminde de kaymaklı yoğurtta 85 derece ya da bütün yoğurtlarımızda 85 derecede pastörizasyon işlemi yapıyoruz. Pastörizasyon işlemi gerçekleştiriyoruz. Yoğurtlarımızda 85 derece pastörizasyon işlemi uyguluyoruz. Pastörizasyondan sonra homojenizasyondan sonra dolumlara vermekteyiz. 45 derecede dolum yapmaktayız yoğurt kısmında, homojen yoğurtlarda. Kaymaklılarda ise 85 dereceden sonra dolum işlemi yapıyoruz ve 45 derecede de mayalama işlemi olması için soğumaya bırakıyoruz. Ayşe Hanım, burada hangi ürününüzü üretiyorsunuz ve yapım aşamalarından bize biraz bahsedebilir misiniz? Yoğurt inkübasyon odamız. Şu anda 85 derecede pastörize edilmiş sütümüzü kaselere doldurmaktayız. Kaymak oluşumu tamamlandıktan sonra 45 derecede mayalama işlemi gerçekleştiriyoruz. Mayalama işleminden sonra ise 6 saat içinde bunlar kaymaklı yoğurt oluyor. Ve pH'ına, asitliğine tabii ki bakıyoruz bunların. Baktıktan sonra soğuk havalarımız 4 derece. 4 derecelerdeki soğuk havalarımızı, bu yoğurtlarımızı çekiyoruz, soğumasını bekliyoruz. Artı 4 derece soğuk havaya almış olduğumuz ürünlerimizi soğuduktan sonra folyolama ve kapaklama işlemi gerçekleştirmekteyiz.
ısıl işlem yaptıktan sonra mayalama sıcaklığında mayalama işlemi yapıyoruz. Tekneleri aldıktan sonra pıhtı işlemi gerçekleştikten sonra bir saat içinde bu pıhtılama işlemi oluyor zaten. Daha sonra kırıyoruz. Böyle kırma işlemi yaptığımız demirlerimiz var. Kırdıktan sonra da içindeki suyu ayrılmasını bekliyoruz. Peynir altı suyunu da süzerek kazanlarımızı alıyoruz. Pıhtı oluşumundan sonra kırıyoruz telememizi. Peynir altı suyumuz çıkıyor meydana. Peynir altı suyu çıktıktan sonra da kazanlarımızı alıyoruz ve lor kaynatma işlemimiz oluyor. Lorumuzu da peynir altı suyundan üretmekteyiz. Baskıyı alıyoruz ve bir saat sonra da peynirlerimizi kesiyoruz, çeviriyoruz, çevirme işlemi de yapıyoruz. Çevirme işleminden sonra tuzlama işlemi yapıyoruz ve dinlenmeye alıyoruz. Burada da peynirlerimizi paketlemekteyiz. Paketleme bölümümüz. Burada olgunlaşmış olan tulum peynirlerimizi kesiyoruz. Kesiminden sonra paketleme, yani termoform makinemize koyuyoruz bu şekilde. Ürünün cinsine göre, kalıbına göre, her şeyine göre ayarlamaktayız. Daha sonra vakumlama işlemi gerçekleşiyor burada. Vakumlanan ürünlerimizi de etiketliyoruz. Etiketlenen ürünlerimizi de burada tarih ve gramaj yapıyoruz. Ürünlerimizi artı 4 derecede muhafaza etmekteyiz. Ve buradaki ürünlerimiz de şu an sevkiyatta hazır ürünlerimiz. Üretmiş olduğumuz ürünlerimizi artı 4 dereceye soğuttuktan sonra frigoferik araçlarımızla satış noktalarımıza dağıtım yapmaktayız. Ayşe Hanım'a katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Unutmayalım ki temel besin kaynağımız olan süt ve süt ürünlerinin tüketimine hayatımıza daha çok yer vermemiz gerekiyor. Sağlığınız için, süt için.